Sandalyeyle gelmiştim. Niye attın? Dört aşağı, neden öyle yapıyorsun? Bak, ben abuk subuk hiçbir şey konuşmam. Sen mi attın, admin mi attı bilmiyorum, yoldaydım. Dikkat edemedim. Sadece şunu söyledim. Gıcık nasılsın diye bir şey, yani böyle aynen şu an konuştuğun gibi konuştum. Baktım fut, Ben uçtum. attım. Şey, adminler atmıştır. Onlar bana bir tane lafı laf sokuyorlar ya bana, direkt atıyorlar, dayanamıyorlar. Ya ben Senden zaten gelenlere kendimi de batırıyorlar. anlatacaktım ama daha bir şey söyleyemeden, ya pisliksin, gıcıksın falan der demez bir baktım uçmuşum. İşte attılar. Sana o kadar küfür Neyse ettim, o kadar küfür ettim ki. kusura bakma. Neye kusura bakayım Bozkurt? Şöyle bir şey. Ha, Bozkurt atmış seni. Neden biliyor musun? Çünkü bak anlatayım neden attı. Çünkü genelde şöyle bir şey var. Böyle pislik, gıcık konuşanların sonra ardısı geliyor. Yani devamı geliyor. Ve çok kötü şeyler yazıyorlar. Küfür yazıyorlar. Böyle tek tek yani olmadı. Sürekli olan bir şey. Flaketten küfür Ya yazmadın. Sen de yalan söylüyorsun, küfür yazmadın. küfür yazmadı. Hiçbir yayında ben de... Bak özür dilerim. Bir söyleyeyim. Küfür yazmadı Taşi abi, ama böyle konuşup sonra küfürlere geçen çok oluyor. Anladınız mı? Ha, anladım. Ben hiçbir yanda yazdım. Yani böyle bana yakışmayan şeyler kullanmam ya. İnsanı Bilmiyorum. kendine yakıştırmalı önce. Bilmiyorum. Ama tabii ki Ama nereden bilsin? Dediğim gibi burada abuk sabuk insan çok. evet, o yüzden atıyorlar. Ben buna kızacağını bildiğim için, ben hesabım da küçük değildi. 27-28 leveldi. Destekçi hesabı attım Taşi abi. Çünkü yapşamıştı. Taşi bilerek yaptı. Taşi abi bilerek yaptı. Tepkime bakmak için balım falan dedi. Sen kimsin bana balım konuşuyorsun? Aldım attım. Taşi abi üstüne hesaptan geldi gitti. Bal böreğim dedim. Bunu der demez baktım hemen engelleyerek beni attı. Evet. Neyse ben aşağıdayım. Çünkü gürültü çıkaracağım biraz sonra. Gürültü olacak etrafında. Ha, tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Taşi. Ama Teşi abi sen beni tanıyorsun ya. Bozkurt. Ben de tanıdığım için zaten onu yaptım. Biraz gırgır şamat olsun diye yaptım. Ben aynısını tam şeye de yapmıştım. Beyza'ya da yapmıştım. Biliyorum. Beyza zaten M'ye geçti. Biliyorum, biliyorum. Ve Günaydın. onları bildiğim için bilerek yaptım. Baktım Atarım abi, sen beni tanımıyor musun? Atarım. pat. Sen biliyorsun beni. Ama sonra da utandım. Ya sıkıntı yok abi. Makarasındasın. Ulan Bozkurt olgunu atmış ya. Bir de gülüyor. Kusura bakma yazıyor. Allah sizin hakkınızı seriyor. Ama eğlendim ya bugün valla. Eğlenceli oldu bugün. Bugün hiç yayın böyle açıp böyle şey eğleneceğimi düşünmezdim. Dün gece yayın açtım Taşi abi. Keşke dün açmasaydım. Fendik beyim. Kes ya. Keşke gelseydim o zaman, o dün gece atsaydım. Olsun Taşi abi, ama ben dün açtım sadece. Dün ben hazırlandım. Bestler olamadım ya. Dün çok zoruma gitti. Böyle 3K falan kalmıştı. Hatta Bozkurt geldi dedi ki Dilay şarjım bitti, şarja koyacağım dedi. Dedi ki 3K'cı diye atan olmadı mı dedi. Böyle 3K'cı atan olmadı. Olmadım. Bak size yemin ederim dün bir tek zoruma giden şey göz açtım ya. Abi makyajımı silmiştim. Evi temizledim. Yemek yaptım. Tekrardan makyaj yaptım. Onun için yayın açmak için ne kadar zor bir şey biliyor musun? Çünkü kirpiklerimi boyama ya. Ya her Biliyorum, biliyorum. boyuyorum. Açtım abi 7'den bak 11'e kadar yayında durdum. Aldım fasulye 100. Yapamadım yani dün. Çok kötüydü dün. Çok sinirlendim dün. Ama Hoş geldin oğlum. hayırlısı. Kime diyorsun Taşi abi sen? Oğlum kardeşime diyorum. Odun kim? Odun? Oğlum yazıyor ya orada. Odun arkadaşım? Japon taşı değil. M. Bilmiyorum ha. Taşı değil diye yazmış da. Hoş geldiniz. SOS hoş geldiniz. Oğlum biz nereden tanışıyoruz? Onu önce bir istesene. Kendini bir göstersene. Teşekkür ederim olsun. Привет, моя, как дела? Ага, все блин. Хорошо, твои как? Ты что, русский? Acaba biz onunla nereden tanışıyoruz? Şimdi ben geldim sana troll yaptım. Bu arkadaş da şimdi bana yapıyordur ha. Merhaba. Bilerek. Aha, Türkçe konuşuyor. Do you speak Turkish, do you speak Russian? Bir yayında tanıştık diyor Odun. Teşe abi, arkadaşın mı? Bilmiyorum ki. Ben ilk defa onun şeyini görüyorum.
Niki. Belki başka bir nick'te tanışıyoruzdur da. Ben onu ilk defa görüyorum. Doğrudur abi. Olabilir. Olabilir kanka. Kardeş. May do you speak Turkish? Do you speak? Diyeceğim gitti adam. Soru soruyorum gidiyorlar çünkü sinirleniyorum abi. Sakin ol. Ağzım. Sen ne kadar eksiğin var? Onu gel bir söylesene boy. Vay mı abi? Boy ben bir şey Boy istediğim kota yapamayacağım. O yüzden. Ne kadar yaptın? Şu an abi ben 150K'dayım. Sen istediğin kota ne kadar? İstediğim kotayı yapamayacağım. O yüzden 260 yapmaya çalışacağım. 330 yapmak istiyordum. Çünkü benim ayın başında maşallah abi çok güzel gidiyordu. Şimdi duruldu. Birkaç gün çok durgun. Her gün 5 starla kapatsaydım istediğim kotayı yapabilecektim. Çünkü eksik 30 kalacak. 30'u da büyük PK'da alırdım diye düşünüyordum. Abi senin gülü biliyorsun dolar yükseliyor şey oluyor ki insanlar şey demiyor. Ama fark etmiyor ki. Beni destekleyen gurbetçi ve yabancılar. Türkler desteklemiyor ki beni. Onlar için bir şey değişmiyor ki abi. Yani biliyor musun? Haksız mıyım? Haklısın. Yani beni destekleyen bak Allah var yalan yok. Tapa giriyorum abi. Genel tapa gireceğim. Tamam mı? Okuyacağım bak. Tap bir eten eski destek çıkan insan. O şu an geziyor yurt dışında işlerini hallediyor. O yüzden giremiyor. Etan. İki de Arşi. Arşi gurbetçi. Bir Türkiye'de bir Almanya'da. Üç de işte Bozkurt. Aa Bozkurt sen üçe geçmişsin. Mesela Bozkurt üçte. Bozkurt da Amerika'da. Londralı arkadaşım var. Londra'da yaşıyor. Nihat bir tane Türkiye'de yaşıyor. O da zamanda Nihat'tı. Grady'den oyundan vurduğu için gelip attı sağ olsun. Ahısalı memlekettim. Amerika'da yaşıyor. Can Türk yurt dışında. Dübürcan işte yurt dışında. Yani abi anladın mı? Hepsi gurbetçi yani. Benimki Türk destekçi, büyük bir destekçi olmadı ki Türkiye'den. O yüzden hani dolar yükseldi de benim için bir şey fark etmiyor yani o konuda. Ben öyle düşünüyorum. Bence senin maaşın dolarla daha sonra senin için fark etmesi lazım. Ama benim için iyi oluyor yani dolar üzerinden. Ama şöyle Türkiye'de destek çıkarsa bir insan onlar için kötü abi. Ben o gün bir şey dedim ki dolar kalkmış, yükselmiş işte şey olmuş bizim Türkiye'nin metal parası yok mu? Ha. Madeni para. Adam 2000 TL'yi toplamış, götürmüş onu hurdacıya vermiş. Oha. Hurdacı daha çok para veriyormuş. Ona 3000 TL veriyormuş. O 2000 TL'ye hurda niyetine satılmış, almış. Vay be. Parpeleşken. Vay be abi. Haberlerde söylüyor, bunu haberlerde gösteriyor. Haberler izleyen yani o 50 kuruşlar, 100 kuruşlar, 100 kuruşlar var ya onları toplamış, 2000 TL toplamış. Onu da iki çuvala koymuş, getirmiş. Şeye vermiş, hurdacıya.